Ses nasıl şu anda, iyi mi hocam? Şu anda geliyor hocam, alabildim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Bir ilk deneyimi birlikte yaşayacağız. Siz tabii bu konularda mahirsiniz. Estağfurullah. Ama ben ilk defa bir Instagram canlı yayınını icra ediyorum. Takipçilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hayırlı olsun hocam. Ben de işin doğrusu kendim katıldım ama düzenlemeyi hiç bilmiyorum. Evet hocam. Bu artık bu ilerlemiş ne diyelim, gençliğimize rağmen efendim böyle işlere girişiyoruz. İnşallah hayırlı olur, faydalı olur. Güzel bir söyleşi olacağına ben inanıyorum. Zaten takipçilerimiz ve birçok insanımız sizi yakından tanıyorlar. Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden. Kendileriyle uzun zamana sari bir dostluğumuz var. Bizim Diri Zihin YouTube kanalımızda da iki program yaptık kendisiyle. Ama bu Instagram mecraında da aktif olalım diye düşününce de ilk aklımıza gelen Caner Hocam oldu. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Sizle buluşmak, program yapmak, konuşmak zevk her zaman. Hocam sağ olun, var olun. Tabii bu akşam sizinle konuşacak çok konu var ama biz bir yerden başlayalım diye düşündüm. Modernite hocam. Kelime olarak yenilenmek, yenilik efendim. İleriye doğru geçmişi biraz geride bırakıp ileriye doğru hamle yapmak, atılmak gibi çağrışımlar yapıyor benim zihnimde. Tabii teknik bir ifade aynı zamanda, bu gündelik dildeki kullanımının ötesinde 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın düşünsel seyrinde, gelişiminde, sosyal yapısında, siyasi anlayışında, dünya görüşünde, paradigmasında ortaya çıkan bir dönüşümü, bir değişimi esasen işaret ediyor ama yani biz onların ötesinde Caner Taslaman'a modernite diye soralım. Caner Taslaman ne söyleyecek modernite dediğimizde? Buyurun hocam. Tabii hocam, çok hızlı bir şekilde alırsak bu içinde olduğumuz dönemde modernitenin ve küreselleşmenin ciddi etkileri var. Şimdi bu modernite ve küreselleşme çok boyutu var. Bu teknolojideki ilerleme, bilimin artan otoritesiyle ilgili boyutları var. Şehirleşmenin artması, geniş ailelerden küçük ailelere geçilmesi gibi birçok unsur var. Ama bizim konularımız açısından tabii neleri vurgulayabiliriz burada, çok geniş bunları ele almayacağımıza göre. Bana göre yani modernitenin daha ilerleyen aşamalarında işte bu küreselleşmenin yayılmasına dikkat çekebiliriz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla insanlar hayatlarının çok büyük bölümünü ekran başında geçiriyorlar. Yani günde aşağı yukarı 5-6 saat dünya ortalaması sırf televizyonla internetin karşısında geçen hayatlar. Şunu kapatabilir misin ışığı ya, tam gözüme geliyor. Oradan bir arkadaş ışık açta daha iyi gözüksün diye de o da tam gözüme tuttu. Yani 5-6 saatten fazla günde ekranların başında geçen bir hayat var. Şimdi bu ekranların karşısında geçen hayatta öteki fikirlerle tarih boyunca hiç olmadığı kadar karşılaşıyoruz. Öteki fikirlerle. Yani bu New Age dinler oluyor, ateizm oluyor, Hristiyan misyonerlik oluyor, deizm oluyor. İslam'la ilgili eleştiriler oluyor. Hepsinde karşılaşılıyor. Ve burada bunlarla karşılaştırdığımızda yani rasyonel temelleri olan bir görüş oluşturmak tarih hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli oluyor. Farklı fikirlerle karşılaşılması. Siz yani bir İbn Rüşd uzmanısınız, bilirsiniz. Yani İbn Rüşd de dini rasyonel anlamanın önemine birçok açıdan dikkat çekmiştir. İşte Allah'ın akıl verip din gönderip de bu ikisinin birbirine tenakuz etmesini, çelişmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Yani buna benzer. Ama yani yine İbn Rüşd'ün olduğu dönemde de ne kadar farklı toplumlar iç içe olsalar da bir ailenin içine giren bir ekranla bu kadar farklı fikirle yüzleşmenin yani o dönemde de olması mümkün değildi. Daha doğrusu, işin doğrusu insanlık tarihinde bu ekranların hayatımıza girmeden önce bu televizyon, internet, sosyal medya
içine girebildiğimiz ekranların bu kadar karşıt fikirle karşılaşmak hiç mümkün değildi. O zaman yani bu kelam, İslam felsefesi gibi alanlar, yani karşıt fikirlerle hesaplaşmanın İslam düşüncesinde olduğu alanları ben bu yüzden modernleşme, küreselleşme süreçleriyle öneminin arttığını düşünüyorum. Ve bunlar çok çok büyük bir değişim oluşturuyor bu ekranlarla karşılaştığımız fikirler. Yani bununla ilgili tabii söyleyecek çok şey var hangisiyle diyeyim. Yani ateistlerle karşılaşma burada bu şekilde, yani deizmle karşılaşma bu şekilde, farklı kültürlerle karşılaşmak bu şekilde oluşturuyor. Hocam Yani. Şimdi tabii bir modernite, modernlik, modernizm var. Ama Batı düşüncesi açısından bakıldığında onlar moderniteyi sanki geride bıraktılar. Postmoderni konuştular, tartıştılar. Şimdi post-truth diyorlar efendim. X kuşağı diyorlar, Z kuşağı diyorlar, gidiyorlar. Tabii biz şimdi modernlik deyince hepsini birden işin içine mi almak durumundayız? Ne diyeceğiz biz? Yani bizim postmodernimiz yok mu henüz? Gerçi Şimdi, modernlik ve bütün bunlar hepsi Batı'yla ilgili. Biz dışarıdan seyirci konumundayız. Bir de maruz kalıyoruz. Etkileniyoruz biz bundan. Biz evet. Hepsini birden modernlik diye mi alalım bunun? Ya bu sınıflandırmalar sonuçta insani sınıflandırmalar. Yani bu yüzden bu sınıflandırmaların ne kadar gerçeği yansıttığı veyahut da ne demek istediğine odaklanmak lazım. Yani ben postmodernite diye bir şeyin pek olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu. Yani moderniteden kasıt rasyonel şekilde ilişkilerin artması, teknolojinin ilerlemesi, şehirleşmenin artması, demokrasinin işte artması, bu tip süreçlerin beraber olması düşünülüyorsa, yani bunların ötesinde bir yere geçilip de bunların geride bırakıldığı dünyada bir şey yok. Edebiyat gibi bazı alanlarda, felsefenin içinde Derrida gibi bazı felsefeciler işte rasyonel düşünce yerine akla güvenilmeyeceğini falan diğerlerini ön plana çıkartmış olabilirler. Yani bilimin de otoritesini sorgular hale gelmiş olabilirler. Bunlar ama işin doğrusu baktığımızda felsefenin içinde, edebiyatın içinde dar bir grupla sınırlı. Yani biz modern döneme gitsek David Hume'un içinde de zaten bilime güvenmemeye götürecek işte tüme varım sorunu tipi şeyler var. Nedenselliğin sorgulanması var. Yani modern dönemin içinde de bilimin otoritesini sorgulamaya yol açacak düşünürler oldu. Mesela Heidegger işte mesela diyelim ki bilimin otoritesini sorgulayıcı bir şey olmuştu. Yani bunlar ama demek istediğim yani bilimin otoritesini de sorgulama, rasyoneliteyi sorgulama, yani gerçeğin ötesine geçmenin ben ciddi bir takipçisi ve etkisi olduğunu söylemiyorum. Bu söylemleri kullananlar bile sıkıştıklarında bir bakıyoruz. Yani belli hastalığı kaptıklarında belli bilimin otoritesine geliyorlar. Veya dine karşı bir itiraz da bulunacaklarsa bazen postmodern söylemi kullanıyorlar ama daha ziyade gördüğümüz kadarıyla aslında büyük bir kısmı yine modernitenin söylemleriyle devam ediyorlar. Hocam yani şimdi öyle bir önemli noktaya parmak bastınız ki ben de zaman zaman dile getiririm, hep de düşünürüm. Tarihin her döneminde aslında geometrik baktığımızda, oransal baktığımızda aynı tavır ve tutumlar, aynı argümanlar, aynı gerekçelerle insanlar birbirlerine karşı sen eskisin, sen yenisin, sen zamanesin, sen gelenekselsin filan diye karşı çıkıyorlar, eleştiriyorlar, tavır koyuyorlar. Çok değişen aslında bir şey yok. Değişen, benim de görebildiğim kadarıyla, siz ne dersiniz bilmiyorum, bilimsel düşüncenin ya da bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesiyle bir takım araç gereçlerin, vasıtaların, işte şu anda biz az önce başlarken dediniz ki bir ekran bir aile içine giriyor efendim ve ailenin fertlerinin sayısı kadar anlayış, tavır, tutum ortaya çıkıyor. Bu esasında hep vardı da daha bir görünür oldu sanki. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu dönemlendirmeler, adlandırmalar, tasnifler, gruplandırmalar biraz meseleyi daha yakından tanımaya ya da tanıtmaya kolaylık sağlasın diye galiba. Dolayısıyla Orta Çağ'da da vardı bu. Efendim sen geleneksel düşünüyorsun, skolastik düşünüyorsun, bağnazca düşünüyorsun, efendim dogmatik düşünüyorsun.
Öteki de ona diyordu ki sen de köksüzsün, yeni yetmezsin, zamanesin. Şimdi de benzer bir durum galiba var. Ben bu noktayı önemsedim, önemsiyorum zaten. Siz şimdi hocam yola devam edelim. Modernite ya da modernlik dediğimiz şeyle onun karşısına konulan gelenek, geleneksellik dediğim şey arasındaki temel ayrımları birkaç cümleyle söyledikten sonra bu modernite denen şeyin bizim toplumumuza nasıl yansıdığı, ne gibi sorunsallara yol açtığını efendim biz isterseniz konuşalım. Ateizm olur, deizm olur, sekülerlik olur, dünyevileşme olur, başka şeyler olur. Buyurun. Şimdi hocam yani modernitenin tabii çok değişik veçeleri var. Yani tek bir modernite de yok. Dünyada birçok şekilde gelişiyor. Ama bunun ortak yönleri varsa bu önce bir teknolojinin ilerlemesi modernitede ortak yön. Ve bu teknolojinin ilerlemesini tetiklediği süreçler var. Yani nedir? İşte dediğim gibi şehirleşmenin artması veyahut da daha şehirleşmenin artmasıyla daha dar ailelere geçilmesi. Veya kadınların artan gücü var. Yani toplumdaki birçok süreçte daha çok söz sahibi olmaları var. Yani böyle bir sosyolojik gelişmeler var. Şimdi belli şeyler tabii teknolojinin getirmesiyle belli şeylerin tarih hiçbir döneminde olmadığı kadar kolay olduğunu da tespit etmek lazım. Nedir? İnsanlar eskiden farklı fikirlerle karşılaşmak için günümüzdeki teknolojik araçlar işte cep telefonu, sosyal medya, internet, televizyon olmadığı için genelde mahalle ve aile insanın zihnini şekillendiriyordu. Daha sonra modern devletle beraber, bu aileyle beraber, mahalleyle beraber devletin ideolojik aygıtları diyebileceğimiz eğitim kurumları da insanın zihnini şekillendirmeye başladı. Gerektiğinde aile devletin ideolojisinden farklıysa rakip de olabildi devletin ideolojik aygıtları zihin şekillendirirken. Fakat şu anda öyle bir şey oldu ki, yani televizyonda geçirilen süreye burada dikkat etmemiz lazım. İnternet başında geçirilen süreye. Yani ortalama günde 6 saate geliyor. Sosyal medyası, televizyonu, interneti derken seyredilmesi. İnsanların 8 saat kadar uyuduğunu düşünürsek geriye kalan 16 saatin 6 saati kadar müthiş bir süre geçiyor burada. Yani insanların internetten, televizyondan aldıkları bilgiler aileden, eğitim kurumundan, mahalleden aldıkları bilgileri kat kat geçiyor. Bu yüzden bunun şekillendirmesi çok yüksek. Ve internette tabii insanın mahallesinde genelde bir tek tip bir şey oluyor. Hatta bir devletin içinde bile tek tip bir şey olmasa da yine yani o kadar büyük bir çeşitliğe rastlamak. Veyahut en azından insanın etkileştiği mahalleyle ailesine diyelim çok büyük bir çeşitliğe rastlamak o kadar kolay değildi. Şimdi ve insanlar her türlü lafı, her türlü istedikleri şekilde konuşamıyorlardı. Mesela ne bileyim herhangi bir mahallede diyelim ki siz bir Budist mahalledeyseniz Budizmik eleştiremiyordunuz veya Marksist bir mahallede Marx'ın hatalarını bağıra çağıra söyleyemiyordunuz. Müslüman bir mahallede Kur'an eleştirisi yapamıyordunuz. Fakat şu anda internette kimsenin böyle bir endişesi yok. Herkes ağzına geleni istediği gibi söyleyebiliyor. Olumlu veya olumsuz fikirler, satanizmi ortaya koymak olsun, İslam'ı ortaya koymak olsun, Allah'ın varlığını anlatmak olsun, isterse işte hard porno'nun propagandasını yapıyor olsun. İnsan kanı emmek gibi böyle uç böyle fikirler olsun veyahut da ne bileyim insanlara yardım faaliyetlerinin övülmesi olsun. Yani iyi veya kötü. Her ne olursa olsun internet veya televizyondan özellikle internetten çünkü televizyonda da yine belli bir sansür mekanizması var. Her türlü fikre, her türlü görüşe karşılaşmamak imkansız. Karşılaşıyor insanlar. Tabii ki bununla karşılaşan insanlar kendisi belli bir beğenmiyorsa o fikri izlemeyebilir. Beğenmediği fikri onu öğrenmek de istemeyebilir. Kendince bir sansür uygulayabilir. O sitelere kayıt olmayabilir. Ama bunlar bir iki tık mesafesinde farklı fikirler. Bu yüzden farklı fikirlerle bu kadar yoğun karşılaşmanın İslam'ı savunurken, ortaya koyarken, ateizmle tartışırken de yeni bir durum oluşturduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Mesela Türkiye'nin herhangi bir şehrinden birini alalım. Van olsun, Trabzon olsun, Antalya olsun, İstanbul olsun fark etmez. Herhangi birimizin dedesi. Bunun ateizmle veya İslam karşıtlığı ile ilgili hayatı boyunca karşılaştığı görüşle biz tek bir günde karşılaşabiliyoruz günümüzde. Bizim çocuğumuz tek bir günde karşılaşıyor. Ha bu da ortaya işte kelam açısından, İslam felsefesi açısından bizim alanlarımıza sen yepyeni bir durum oluşturuyor. Yani tarihin hiçbir döneminde böyle bir durumun olmadığını söyleyebilirim.
akılcı şekilde tartışmak, akılcı temellendirmek, hurafelerin ayıklanması, neyin İslam'dan olup olmadığını ayıklanması, tarihin evvelki dönemlerine nazaran çok daha önemli. Ha bir de post-truth'la ilgili bir şey diyeyim. Yani ben insanların hiçbir zaman için gerçeğin ötesine geçmek, yani gerçekten sonrası diye bir şeyin olabildiğini düşünmüyorum. Yani bunu söyleyenler ne dediklerinin de bence pek farkında değiller. Yani gerçek demek bir şeyin işte zihnimizdeki onunla ilgili imajıyla onun bir şekilde örtüşmesi demek. Yani çok basit bir tanımla. Zihnim diyelim ki burada bir bunun içindekinin bir çay olduğunu söylüyor. Çayın içilecek bir şey olduğunu söylüyor. Zihnimdeki algı bu. Bunun gerçek olması demek bu çayla ilgili algımın. Yani bunun içinde gerçekten çay olduğu, bunu içilebilecek bir şey olduğu, aşırı sıcaksa içilmemesi gerektiği demek. Yani sonuçta insanın bu şekilde benim elimdeki tuttuğum çayla ilgili gerçek bilgiye değil de yanlış bilgiye sahip olmamın veyahut da bunun hakkında gerçek bilgiye sahip olup olmamın önemli olup olmaması. Mesela çayla zehir, mesela gerçek çay hakkındaki bilgimin gerçek olup olması önemsizse çayla zehiri benim karıştırmamda pekala normal olur o zaman. Değil mi? Veyahut da çayın içilecek bir şey olup olmadığını bilmemin de önemsiz olabilir. Yani post-truth bana göre anlamsız bir ifade. Kim buna ne anlam yüklemeye çalışırsa çalışsın. Tabii bunu söylemek isteyenler gerçekten ziyade her insanın kendine göre bir doğru oluşturabileceğini düşünüyorlar. Ama işte biz çay hakkında pekala farklı görüş oluşturamıyoruz. Çayla zehir arasında fark oluşturuyoruz. Yani birisi bana göre zehir olan çaydır, öbürü bana göre çay olan zehirdir dese bunun hiçbir anlamı yok. Ama insanı sırf kendine göre lezzetleriyle, kendine göre algılarıyla gerçeği tanımlayabiliyorsak o zaman bir şey çay olmak ve zehir olmak arasında farkın olmaması lazım. Bu tabii ki çok basit bir çay elimdeki şeyle ilgili tanımlama dedik. İşin doğrusu insanların gerçekliğin önemsiz olduğunu söylediği alanlarda gerçekliğin önemsiz olduğu sonucuna giderlerse toplum için açığa bunun facia çok daha büyük. İnsanlar ise bunu özellikle ahlak alanına genişletmek istiyorlar. Ahlakta herhangi bir gerçekliğe yer bırakmazsak mesela biz işte cinsel olarak her şeyi çok daha rahat yaşarız veyahut da bizim hareketlerimizi kimse kısıtlayamaz gibi basit bir şeyler düşünüyorlar. Öyle de yani ahlak açısından eğer ki bir gerçeklik yoksa değil mi onun bir truosu yoksa herkes için genel geçerli ahlak kaideleri yoksa iyi o zaman birisi senin bu fikrini beyan etmeni de engelleyebilir, ağzını kapatabilir. O zaman bir insanın özgürlüğünü de herhangi bir şekilde değer olduğunu söyleyemezsin ahlaki bir kaide yoksa. Veyahut da Hindistan'da daha evvelden kocalarından sonra kadınların yakılması gibi bir ahlaki uygulamayı pekala o coğrafyada veya başka coğrafyada ortatmaya kalkanlara da bir şey diyemezsin. Bir insanın rüşveti mesela kutsallaştırması veyahut da kendi kabilesi klanınla toplumu haraca geçmesine de bir şey diyemezsin. Belli insanların ayrıcalıklar tanınması, onlar adaletsiz davranmasına da bir şey diyemezsin. Yani insanlar kafada belli konuda engellenecekleri gibi endişelerle ahlaki hiçbir kaide olmaması gibi bence motivasyonlarla bu post-truth tipi söylemleri kullanıyorlar. Fakat bunun felsefi açıdan mantıklı tutarlı nereye götüreceğini düşünmüyorlar. Yani felsefi açıdan bunu mantıklı tutarlı işte birisinin kendisinin ağzını kapattığında da kimsenin onu itiraz edemeyeceği bir noktaya ahlaki bir doğru yoksa götürebileceğini düşünmüyorlar. Hocam yani aslında bunları yapanlar bu teknolojiyi geliştiren, bu mecraları oluşturan, bunlar üzerinden efendim algoritmalarla insanları yönlendiren, efendim insanlar bunları düşünmüyor gibi bir şeyi ben çok kabul edemiyorum işin doğrusu. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar ama kendi yapmak istedikleri, varmak istedikleri, amaçladıkları şey açısından bir algı operasyonuyla, bir şaşırtmacayla insanların zihnini bulandırıp karıştırıyorlar ve bulanık suda balık avlıyorlar gibi geliyor bana. Asıl dertleri başka gibi geliyor. Yoksa bu kadar teknoloji geliştirecekler, bu mecraları oluşturacaklar. Efendim ondan sonra post-truth diyecekler. Gerçeği geçtik, artırdık, yok ettik. Metaverse sanal bir ortam, paralel dünya diyecekler, evren diyecekler filan. İnsan paralel evren dediğin yerde
hayali olarak dolaşıyor ama benim gibi bir koltuğun üstüne çakılmış oturuyor. Dört duvar arasında kalıyor. Şimdi dolayısıyla onlar onu yapıyorlar, bilerek yapıyorlar. İş kime düşüyor? Onlar bunu yaptıklarına göre bize düşüyor gibi geliyor bana. Bize düştüğü için de biz bu işleri yapıyoruz. Bu işler cambaza bakın ötesinde başka bir şey değil demeye çalışıyoruz. Siz de bunu yapıyorsunuz. Şimdi buradan devam edelim hocam. Biz bu oyunlar, bu hedef saptırmalar, kafa karıştırmalara karşı tutunacağımız ne var, dayanacağımız ne var? Biz bunları konuşalım isterseniz. Buyurun. Tabii şimdi bütün bu saydığınız şeyler hakkında çok şey de söyleyebilir. Yani Metaverse diğerleri nedir falandır. Yani sonuçta bana göre bunlar sonuçta bir ticari proje. Yani iyi de satan evet. Bir proje. İnsanların birçok ufkunu da açacaktır. Cebinden kimisinin parasını azaltacaktır. Kimisinin parasını arttıracaktır. Sonuçta bunlar dünyada yepyeni bir ekonomik faaliyet alanları olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu ekonomik faaliyet alanlarına da bence dikkat kesilmek lazım. Yani hani dışında da kalmamak lazım. Niye? Çünkü birçok ülke işte petrolünü satıyor. Petrolüyle toprağının altında olan onun çıkartılması zahmetiyle var. Birçok ülkenin rezervine bakıyorsunuz birkaç yüz milyar dolar ediyor. Ki ve bu ülkeye zengin diyoruz, ciddi anlamda başarılı diyoruz. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz insanlar bir teknoloji, bir fikir bularak metaverse şeklinde bir pazarlama marketing stratejisi bularak orada yerin altındaki o petroller 100 milyar dolar geçe trilyon dolarlık belki bir sektör oluşturacaklar ve oluşturma yolundalar. Yani bu ondan çok ciddi bir şey var. Ve sonuçta bunu neyle oluşturuyorlar? İşte beyin. Yani oturup da bir elma armut yeseniz elma armuttan gelen şekerle beyin bütün gün çalışıyor. Beyinden gelen bir proje. Yani öyle bir petrol gibi bir madene falan filan dayılmıyor. Kafadan çıkan bir proje ve bir marketing stratejisiyle yapılıyor. Ve bu tabii ki bu tip projeleri yapanlar ülkelerine çok büyük karlar kalıyor onların oldukları bölgelere. Yani bunları iyi değerlendirmek lazım. Yani çok abartmamak lazım. Bunlarla ilgili felsefede çok abartılı söylemler var. Sanki insanın psikolojisini kökünden değiştirecek, ölümsüzlüğü burada yakalayacak gibi. Ama diğer taraftan bunları ekonomik bir faaliyet olarak görmemek de bence ticari açıdan ciddi bir zarara da birçok kimseyi götürebilir. Yani bunları iyi değerlendirmek lazım. Belki bizim ülkemizde hep kim kendi metaverse'ünü kullanabiliyor mu? Onları araştır. Hocam seste bir problem oldu ama. Evet. Tamam. Yani bizim tabii bunlara dayanacağımız şey ne? Benim bildiğim tabii bizim konumuz açısından önemli olan husus şu. Evet, metaverse'ler, internetler, televizyonlar bunlar çok önemli. Bunda çok yüksek bir vakit geçiyor bütün bunlarda. Ekran bir anda karardı, orada olduğumu bilmiyorum. Yani bunlarda çok çok yüksek bir vakit geçiyor. İnsanlar vakit harcıyorlar ama şunu unutmamamız lazım. Hayatın kısalığıyla ilgili hiçbir olgu değişmedi. Ve biz kısa bir süre sonra ölüme doğru giden bir hayat yaşadığımız da değişmedi. Bundan 500 yıl önce de böyleydi, 1000 yıl önce de böyleydi, 10 bin yıl önce de böyle, şu anda da böyleydi. Yani dünya 4,5 milyar yıl önce var oldu. Biz yani bir insan hayatı buna göre yani uzatmış olabiliriz bir insan hayatını. Yani ne bileyim yani 50-60 yıldan ortalaması 150 yıla çıksa ne olur insan hayatını? Hani şu anda Türkiye'de 80 yaş civarında ortalama ömür. Yine çok çok kısa bir hayat yaşayacağız. Şimdi bu yani bizim insanlara ulaşmamız, insanlarla iletişim kurmamız, metaverse'te bir insanın yepyeni insanlarla tanışması, hiç ummadığı şekilde arkadaşlıklar kurması, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolaylaştı. Yani Türkiye'den biri çıkıp Güney Kore'den bir arkadaş edip Güney Kore'den bir arkadaşla hayali olarak işte Amazon ormanlarına gidip orada dolaşması, oradan görüntüleri seyretmesi. Veyahut da Türkiye'den birinin gidip de oralardan biriyle tavla, satranç oynaması değil mi? Eskiden bunlar hayal edilemeyecek şeylerdi şurada otururken. Bunlar çok rahatlıkla oldu ama insanın susadığında suya muhtaç olan, acıkınca yemeğe muhtaç olan bir insan olduğu ve kısa süre sonra ölünce toprağın altına gidince bütün algılarının duracağında bir şey değişmedi. Biz metaverse'ü de, interneti de, televizyonu da, yani patatesi, domatesi, çayı da
Yani geçmişte algıladıklarımızı ve yeni algıladığımız bütün varlıkları da algıladığımız gözlerimizi biz yaratmadık. Bunun Allah tarafından verilmiş ve bunun sayesinde zaten diğerlerin olduğunda, onunla ilgili olduğu da bir şey değişmedi. Biz Allah'ın verdiği kulaklar sayesinde işitiyoruz. Mesela yoktan buraya geldik. Yani yoktan buraya gelişimiz de Allah sayesinde. Yani bizim Allah'a minnettarlığımız ve bu Allah'ın bizi var etmiş olma olgusunun varoluşsal bütün sorunlarımızı değerlendirirken bence merkeze konması gerektiğinde de bir şey değişmedi. Şimdi yani gerçekten neyin değiştiği veya neyin değişmediğini küçümsemeden ve abartmadan değerlendirmek zorundayız. Yani bir çok büyük bir ticari faaliyet var bu metaverse'lerde, internette. Bilgiyi yaymak, insanlara ulaşmak için çok büyük bir imkan var. Bunları görmeyen bir ekip var. Bu ekibin bir kısmı televizyon ortaya çıktığında buna şeytan kutusu deyip de televizyonla ilgili hiçbir üretimi yapmadılar. Onlar üretim yapmadıkları için o zamanki Marksist gruplar diğerleri televizyoncular, radyocular, tiyatrocular yetiştirdi. Ve onunla halkın geniş bir kitlesine Müslümanların üretmediği sanatçıları televizyon üzerinden, tiyatro üzerinden etkile etti. Ve bunların birçoğu kimse Müslümanları olumsuz etkiledi yani sanattan geri durmaması. Müslümanların birçok yılı ayılıp da bunları elde etmeye ulaştığında birçok kimsenin oldukça gerisindeydiler. Hatta Müslümanların ilk kullandığı kimseler de daha çok kendi yetiştirdikleri kimseler değildi ama daha çok işte eski Marksistlerden transferlerdi. Yani dünyanın Marksizmin çözmesiyle bunlar da fıtratındaki çağrılarla geri dönüş yapmalarıydı. Bu metaverse'te de benzer bir şey olmaması lazım. Yani buralarda dünyada bir şeyler oluyor. Bunları iyi takip etmek zorundayız. Nedir? Metaverse'ten insanlara dini anlatma merkezleri kuruluyorsa metaverse'ün içinde kuralım. Yani sonuçta anlatma merkezi aynıdır. Yani nasıl YouTube'daki videoları da geç kalmamak gerektiyse oralarda da Evet. bir anlatım metodu varsa geç kalmamak gerekecektir. Bunları değerlendirmek gerekiyordur. Ama yani bunu burada milyarlarca dolar dönecek. Eğer ki bizim ülkemizin iş adamları, müteşebbisleri buralardan bir şey kapıyorsa, benzerlerini yapabiliyorsa bunu değerlendirmemek çok büyük bir eksiklik olacaktır. Çünkü Müslümanların ekonomik gücünün olması da, sanatta gücünün olması da çok çok önemli. Fakat bu mesela bir abartmadan yani bunu sonuçta küçümsemeden bunların hakkını teslim etmemiz lazım. Ama sonuçta bir abartılı söylem var. Yani Metaverse'deki işte bir hafızanın yani bir çipi aktarmanı seni sonsuza kadar yaşatacağını düşünüyorsa biz biliyoruz ki insan hafızası benliğinden apayrı bir şey. Yani Metaverse'de herhangi bir söylem bize sonsuzluğu getirebilecek bir şey değil. Bizim hafızamızın bir yere aktarılması da hiçbir önemi yok. Sonuçta bizim vücudumuzdan hücreler her an değişiyor. Ama bunların hiçbiri yani ben anlamına gelmiyor vücudumuzdan hücreler döküldüğünde. Ben yani şu anda şuradan vücudumdan koparacağım herhangi parça alıp şuraya koysam da vücudumla ilgili birçok bilgiye sahip vücudumun DNA'sının aynısı orada oluyor. Ama ben orada olmuyor. Aynı şekilde hafızamızı çıkartıp da Metaverse'de bir yerlerde tutsak tabii ben anlamına dönüşmeyecektir. Yani ölümsüzlüğü sahte adreslerde aramak. Yani Metaverse'e olmayacağı şekilde anlamlar yüklemek bize ciddi bir sorunlar getirecektir. Yani oysa bunun adresinin neresi olduğu belli. İnsan ancak yoktan yaratanın yeniden yaratması mümkün. Sonuçta bizim için en önemli sorular değişmedi. Hala bizim için neden buradayız ve nereye gidiyoruz soruları çok önemli. Bütün bu sorulara ise ancak Allah'la irtibat kurarak cevap vermemiz mümkün. Çünkü bizim burada olmamızı biz gerçekleştirmedik. Ancak bizi buraya getiren bu soruya cevap verebilir. Neden burada bizi var ettiyse yaratan, nereye gideceğimizi de o biliyor. Ve bunlara bizim kendi aklımızla bir cevap da bulmamız mümkün değil. Ancak Allah'tan insana bir mesajla nereye gidiyoruz sorusunu cevaplamamız, neden burada olduğumuz sorusuna cevaplamamız mümkün. Yani bizim fıtratımız bu soruları soracak şekilde yaratılmış. Yani Allah insanı anlamı arayacak. Neden buradayız, nereye gidiyoruz sorularının cevabını arayacak şekilde yaratmış. Yani bunlara cevap verecek ki insanlara bunlara sordurmuş. İslam da bunlara en iyi şekilde cevap veren din. Yani aslında insanlar içindeki sorularla, anlam arayışıyla Allah kendisinden gelecek bir mesaja insanları yönlendiriyor. Fıtratımız bu anlama muhtaç, bu soruların cevabına muhtaç. İslam kilidi de o anahtarı pat diye açıyor. Yani bu kilidin o anahtara uyması, bu kilidin bizim için aslında ne kadar önemli olduğunun delili. Bu kilidin de aslında Allah'tan olduğunu bir delil. Çünkü fıtratı yaratan kimseye bu anahtar, şöyle diyeyim, anahtarı, daha doğrusu kilidi, fıtrat kilidini
Onu açacak anahtar da buna bu kadar uygunsa, ha demek ki o, yani insanı yaratan kimse anahtarı yaratan da odur şeklinde bir akıl yürütmede bulunabiliriz. Sonuçta Allah'tan bize gelen bir mesaj var İslam'la. Yani o Allah'ta nereye gittiğimizi, bu hayatı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Moderniteyle ilgili olgulara Don Kişot gibi savaş açmak, hani ne kadar ahmaklıksa, şu anda biz hani ekranları yok edelim. Bunlara gavur kutusu diyelim. İşte Metaverse gibi şeyler yoktur diyelim. Bunlar işte Rothschild ailesinin uydurmaları diyelim, Metaverse'leri. Bunlar hani Don Kişot gibi yel değirmenine savaş açmaktır. Ama diğer taraftan yani sanki burada bizim yani neden buradayız, nereye gidiyoruz sorusuna bunlarla bir cevap üretilmiş gibi. Sanki Allah'ın bizim için önemi modernitenin bir unsuruyla azalmış gibi Allah'a hayatta gerekli önemi vermemek. Yani bu dünyadaki hayatı bu dünyada daha çok karizma, para elde etmeye çalışarak geçirmek başka bir ahmaklık olacaktır. Yani bir insanın hem yani yaratıcısına karşı nankörlüğü olacaktır böyle bir davranış. Hem de gerçek olguları, varoluşumuzla ilgili olguları değerlendirememek olacaktır. Yani kısa bir süre sonra, yani bir 50-100 yıl sonra biz de, bizi seyreden herkes de yok olmuş olacak. Dünyadaki Metaverse'ün isterse 7. modeli gelmiş olsun. İnternetin işte 3 boyutlusu evlerimizin içinde gösteriliyor olsun. Yani biz yok olduktan sonra burada onların olması bizim için bir şey değiştirmeyecek. Hepsi geride kalmış olacak. Yani nasıl ki bizim şu ana kadar ki işte bizden evvelki nesiller çamaşır, bulaşık makinesi gibi teknolojileri ve onların sosyolojik değişimlerini yaşadılar. Mesela kadınlar çamaşır makinesi, bulaşık makinesi sayesinde ev alanından sosyal alana daha çok çıkıp daha çok ticarette, siyasette bu teknolojik üretimlerin de desteğiyle roller kazandılar. Televizyon nasıl farklı kültürlerle etkileşim biz onları görmemizi sağladı. İnternet bilgi, iletişim, mekan kurumuna yeni boyutlar getirdi. Fakat ne oldu? Hepsi, mesela biz bugün burada yaşarken hepimiz işte 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 30 yıl, kaç yıl geçirdiysek işte biz ve bizi seyredenler hepsi geride kaldı. Yani sonuçta teknoloji yaşadığımız anı oldukça farklı yaşamamıza sebep oluyor ama sonuçta yaşadığımız anı zamanı durduracak bir teknoloji yok. Her bir anımız adeta tarihin mezarlığına gömülüyor. Yani başta Allah'ın hafızasında, sonra bizden kaçımızın hafızasında kalıyorsa kalıyor. Bizim ölmemizle hepimizin hafızasına gidip bir tek Allah'ın hafızasında kalıyor geçmiş. Ama sonuçta geçmiş geçmişte kalıyor gidiyor. Dünyadaki ne kadar farklı moderniteyle, küreselleşmeyle, işte metaverse'lerle değişim olursa olsun bunlar da gelecek kalacak. Yani biz hayatı ölüme doğru giden bir hayat yaşadığımız gerçeğiyle, yaşlandığımız gerçeğiyle, yani insan olmak nedir? Bunu değerlendirmenin gerçeğiyle değerlendirmek zorundayız. Bu metaverse'lere, internete kapalı olmak anlamına gelmiyor. Sadece var olan olguyu ciddi bir şekilde değerlendirirken ona dediğin gibi abartmadan ve küçümsemeden yani hak ettiği yere koymak anlamına geliyor. Evet. Biraz da siz bir Hocam şey diyelim. çok önemli mesajlar verdiniz. Şimdi bizim gözümüzü kapatmış olmamız, etrafı görmemiş olmamız etrafın çevrenin yok olduğu anlamına gelmiyor. Biz bu teknolojiyi takip edeceğiz. Kendi doğrularımız, efendim, hakikatlerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda istihdam edeceğiz, kullanacağız. Daha önce biz bu treni kaçırdık. Hakikaten kaçırdık. Ama şimdi bu defa kaçırmamak lazım. Zaten bizim de şu anda yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz şey bundan ibarettir. Efendim, başka bir amacı da yoktur. Gördüklerimizle ilgili tedirginliklerimizi, sorularımızı, efendim, cevaplarımızı insanlarla paylaşmak, bir hasbihal etmek. Derdimiz, amacımız bu. Buraları görmeden, gözümüzü kapatarak hem burada olup hem de bunları, efendim, işin içinde olarak, ne diyelim, taş atmak, o da mantıklı, tutarlı bir şey değil esası itibariyle. Bizi kalkıp da peki
sizin işiniz ne burada dediğinde verecek cevabımız olabilmesi için olduğu gibi görmek, avantajlarını, dezavantajlarını, getirilerini, götürülerini, faydalarını, zararlarını bir arada düşünmek. Total bakmak, bütünlüklü bakmak zorundayız ki gayet güzel siz de buna işaret ettiniz. Efendim. Şimdi hocam mesela nükleer enerji alalım. Yani nükleer enerji, petrol gibi birçok işte yakıt olmayan birçok ülkenin ısınmasını, enerji ihtiyacını karşılamasına sebebiyet veriyor. Çok yararı var ama diğer nükleer enerji birçok kimsenin işte atom bombası atımında diğer ülkeleri atmadan da tehdit etmekte de kullanıldı. Yani şimdi birçok teknolojinin kendisi E eşittir MC kare formülü Einstein'ın kötü diyemeyiz atom bombasında kullanıldı diye. O bir yerde şey yani ürettiği ona dayanıp geliştirilen fiziğe de kötü diyemeyiz. Sonuçta aynı şey şu anda üretilen teknolojiler bilimin ilerlemesi için de aynı şey geçerli. Bizatihi metaverse'ler, internet, YouTube kendisi yani bunlara iyi veya kötü dememek lazım. Ama iyi veya kötü bunların çıktıları olabilir. Yani komple karşı. Bu iyi veya kötü çıktıları insanların onlarla ne yapacağına ilişkili. Yani şimdi metaverse'te çok büyük bir ticari faaliyet olacak. Yüz milyarlarca dolar dönecek. Şimdi diyelim ki metaverse'ü birisi, yani şu anda Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde insanlar açlıktan her gün ölüyorlar. On binlerce kişi her gün yeterli gıdayı alamadığı için dünyada her gün ölüyor. Yani Covid'den ölenleri biz biliyoruz da niye? Covid insanlar kendisine tehdit gördüğü için ölüyor. Yani Covid gelmeden önce de her gün on binlerce kişi açlıktan ölüyordu. Bu rakam atmasyon bir rakam değil dediğim. Yani zaten Dünya Sağlık Örgütü şu bu verileri de belli. Yani benim bildiğim özel bir şey değil. Her yerden belli olan bir şey. Şimdi siz buralardan gelecek maddi kaynakları diyelim buralar için kullanırsanız bu olumlu olur. Ama siz yani metaverse'ü gidip de satanist ayinleri yapacak birilerinin toplantı yerlerine yaparsanız ki bu pekala o şekilde de kullanılabilir. Satanizm üniversitesi kurup dünyada satanistleri daha bir araya toplayıp da birbirine kaynaştırmak için bir merkez yaparsanız da kötü olur. Yani sonuçta bu elimizdeki teknoloji, internetteki bu gelişmeler birinin de diğerinin de yapılmasına olanak veriyor. Eğer ki insanlar mesela ne bileyim pekala bu internetteki gelişmelerle nasıl şu andaki podcastlerle falan biz dünyanın dört bir tarafından üniversitesindeki hocaları dinleyebiliyoruz. İşte Metaverse'de üniversiteler kurup ki internette aslında şu anda resmen üniversite olmasa da bu podcastler üzerinden üniversitedeki derslerin yayınlanmasıyla zaten üniversitenin dersleri her tarafı açık. Yani bu mevcut teknolojiyi dünyadaki kitleleri daha bilgilendirmek, cehaleti ortadan kaldırmak, insanları geliştirmek için pekala kullanmak mümkün. Şu an internet bu amaçla çok kullanılıyor. Bu daha geliştikçe gelişmiş versiyonlara da insanlara daha ucuz eğitimi yani sadece zenginlerin değil dünyadaki fakir kesimlerin de çok rahat eğitim almasını sağlamak için kullanılabilir ve kullanılıyor. Yani böyle olumlu çıktıları var ama diğer taraftan dediğimiz gibi dünyada her türlü ahlaksızlık için veya insanları öldürmek için, yok etmek için de bu teknolojiler kullanılıyor. Kısacası yani bizim burada tabii tartışılması gerektiği sorular bir. Yani bir, yani ahlaki yasaları insanlara zarar vermenin, öldürmenin, hırsızlığın kötü olduğu gibi ahlaki temeller değişmiyor. Siz hangi teknolojik buluşu geliştirirseniz geliştirin. Önemli olan bunlarla yani insanın ne bileyim gıybet yapmak, bazıları tabii böyle bir zanna sahip. Yani bir insanın arkasından konuşmak gıybet kötüdür. Ama Twitter'da, Facebook'ta arkasından bir şey yazarsanız canım onu sosyal medyada yazdık. Yani yok yani siz normalde olmaması gerektiği bir şey. Yani Twitter'da, Facebook'ta yazınca yani bu caiz hale dönüşmez. Yani buradaki ahlaki kaide, yeni bir ahlaki kaide eklenmez. Yeni bir boyut kazanmış olsa da siz eskiden tabii birinin arkasına konuşup üç kişiye arkasından konuşup üç kişiye onu karalıyordunuz. Şimdi yani milyonlarca kişiye adam karalayabiliyorsunuz. Anladım yani. Yani böyle yeni bir boyut getirdi ama ahlaki kaide arkadaki ahlaki kaide aynı. Yani buradaki ahlaki ilke bu yeni icatlarla özellikle ortaya koymak lazım. Bir de bu tabii ki buradaki önemli şeylerden birisi o bizim alanımız tabii daha çok ahlak felsefesi, din felsefesi bizim daha çok alanımız ama hukuk felsefecileri de
dünyada bunun hukukunun nasıl oluşturulması gerektiğini de konuşmaları lazım. Çünkü insanların kişisel özgürlüklerinin çiğnenmesi ve insan özgürlüğü arasında sanki bir ikilem varmış gibi gözüküyor. Yani insan özgürlüğüne fazla atıf yaptığınızda bu sefer insanların diğerlerinin özel hayatının kısıtlanmasına bir yerde götürebiliyor gibi. Öyle zahiren gözüküyor en azından diyeyim. Bunun dengesi nasıl olacak? Yani insanlara gerekli özgürlüğü vermek ve insanların haklarını korumak arasında insanların mesela manevi değerlerine hakaret edilmemesini sağlamayı veyahut da insanın şahsına karşı dedikodu, karalama, iftira kampanyanın durdurulmasını, internette verilen özgürlüklerle bunu bir arada nasıl sağlanması gerektiğini de hukuk felsefecileri tartışmaları lazım. Yani nasıl olacak, nasıl yapılacak? Bu tartışılıyor. Bununla ilgili bir hukuk da dünyada oluşmuş vaziyette ama gördüğümüz kadarıyla dünyada devletlerin ortak çabasıyla yani bu konudaki hukuku sadece yani kabul edilmesi değil, yerleşmesi ve uygulanması ile ilgili de ciddi problemler var. Çünkü birçok insanın Hocam, evet. evet. Hocam şimdi biliyorsunuz biz modernite diye başladık. Modern dönem, modernizm, yeni çağ efendim. Burada bilimin felsefeden, efendim metafizikten kendini bağımsızlaştırması efendim ve teknolojiye doğru yol alması meselesi felsefenin, metafiziğin, bu bağlamda dinin, inancın, inanmanın efendim gereksizliği, anlamsızlığı, lüzumsuzluğu gibi bir neticeyi doğurmuştu. Halbuki şimdi sizin az önce işaret ettiğiniz hususlara baktığımızda bilim ve bilime dayalı teknolojinin gelişmesi giderek az önce işaret ettiğim gibi yeni çağla modernizmle birlikte o kopardığı bağlara yeniden insanların tutunması ihtiyacını şiddetle gündeme getiriyor. Öyle değil mi? Felsefe çok önemli hale geldi. Mantık çok önemli hale geldi. İnanç çok önemli hale geldi. Hele hele ahlak olmazsa olmaz haline geldi. Dolayısıyla bu alanlarda çalışan sosyal bilimcilerin, bu fen bilimi, teknik bilimler alanındaki çalışmalar bizim karşımıza bu araç gereç ve imkanları serdi. Ama bu bolluk başka yerlerde fakirliği beraberinde getirdi. Burada da sosyal bilimlere, beşeri bilimlere, felsefeye, ilahiyata, hukuka müthiş bir ihtiyaç patlamasını işaret ediyor. Bunun altını Tabii. çizmek lazım. Ne Tabii. dersiniz? Tabii hocam. Hatta şeyi de ekleyeyim istiyorsanız hocam. Yani İslami çalışma alanlarında bu yeni durum üzerine Tabii genel bir ilgilenmeleri başlık çok söylüyorum önemli. ama bizim Tabii. ülkemiz Tabii. açısından bakarsak Ya ilahiyat derken İslam ulemasının bu işte fıkıhçıların, değinmesi lazım. tabii. Yani mesela kelamcılar için ben hep diyorum ki kelamı özellikle çok önemsiyorum. Çünkü İslam düşüncesinde kelam yani İslam sorunlar içinde olduğunda, İslam düşmanları veyahut da karşı fikirlerle karşılaştığında bunlara akılcı nasıl cevaplar verilebileceğine ilgilenmiş. Yani özellikle ben kelamcılara çok iş düştüğünü düşünüyorum. Ama kelamcıların da bunun için kelam tarihçiliğinden sıyrılması lazım. Yani Mutezile şunu demiş, Eşari bunu demiş. Tamam, tabii ki bir kelamcı onları çalışacak ama bununla sınırlı kalmayıp günümüzün problemleri üzerinden de konuşmak lazım. Fıkıhçıların da artık yani taharet taşla mı alınır, suyla mı alınır, nasıl alınır, suya fare düşerse ne olur, işte kulleteyn midir, odur budur gibi yani temizlikle ilgili geçmişteki tartışmaları. Ya değil mi? Yani suların temizliğiyle ilgili bilmem kaç cilt eser var. Yani günümüzde tahminim yani bu eser yani bilmem 10 cildin kaç cilt olduğunu unuttum yani suların temizliğiyle ilgili eser. Hocam onlar o Evet. kendi dönemlerinin şartları içerisinde gerekliydi, anlamlıydı, Tabii. kıymetliydi. Şimdi iş değişti. Aynı şey yani fıkıhçı için olan, kelamcı için olan, tefsirci, hadisçi için olan o lüzum felsefeciler için de geçerli. Tabii. Felsefe de tarihte gömülü. O da Tabii bu tabii. tarafa gelemiyor. Ya şimdi Dolayısıyla bizim ülkemiz bağlamında söyleyelim. Evet. Gazali neye cevap veriyordu mesela bakalım Teâbüt'ün büyük bir kısmı işte bir materyalist ateistler var evren ezelidir diye. Bir de materyalist ateistlerin yanında Aristo takipçileri o dönemde hem Allah hem evren aynı anda ezeli olabilir gibi bir görüşleri var. Bunu uzlaştı. Neyse yani o dönemde onu bir sorun görüyor. Çok detayına girmeyelim Evet. konu dağılır. Ama yani o dönemde karşısına çıkan sorunla bir şekilde cevap vermeye çalışıyor.
Şimdi yani İslam felsefesi bugünkü soruna bir cevap vermesi lazım. Yani nedir? Mesela bugünkü insanlar, burada tabii sorunlar da çok fazla. Yani bu Evet. internet televizyonunun işte o kadar çok farklı fikri getiriyor ki. Yani ben 5-10 tane sorun sayayım mesela nelere cevap verir. Mesela çok önemsediğim sorunlardan kendimi. Mesela bir tanesi bu New Age akımlar var. Scientology falan gibi. Mesela reenkarnasyon ön plana çıkarma, sahte bilim satma, sahte din, sahte mistisizm. Mesela bunlara ne denecek? Hem kelamcılar için, dinler tarihçiler için, din psikologlar için, din sosyologlar için, hatta bence din felsefeciler için. Bu görüşlere karşı ne diyecek bu sahte mistisizm sunan New Age tarikatları? Ondan sonra karşımızda mesela demin konuştuğumuz karizma, para ve haz merkezli bir hayat tarzı. Her zaman için insanlar bir karizmaya, paraya, hazza önem veriyor ama tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yeni bir sosyolojik ortam bunu karşımıza çıkardı. Şimdi Evet. burada din sosyologları bu sosyolojik ortamı incelemek onlarla ilgili bir konu. Diğer taraftan felsefeciler de tam bir varoluş felsefesiyle ilgili bir konu var burada. Yani insanın varoluşuna, insanın tabiatına, bu içinde yaşadığımız ortamda karizma, para, haz merkezi idealler öyle yaşamak ne kadar mantıklı? Değil mi? Yani özellikle kıta felsefeciye ki ben yani burada kıta felsefesi, analitik felsefe ayrımını da pek beğenmeyenler de yani iki alanın birden de önemli buluyorum. Yani hem kıta felsefecileri gibi insan üzerine, hayat varoluş üzerine konuşmayı önemli buluyorum. Hem analitik felsefeciler gibi de işin doğrusu insanın söylediğinin ve argümanların açık seçik net olması. Yani böyle İşkembe-i Kübra'dan sallayan edebi eserler gibi konuşmamasını önemli buluyorum. Ama yani ya o ya bu değil yani bana göre insan üzerine konuşmak da bu argümanların düzgün tutarlı şekilde sunulması da ikisi de önemli. Ama işte varoluş felsefesinin geçmişte ilgilendiği alanla günümüzde oluşan insanın içinde yaşadığı ortamdan dolayı bence Müslüman felsefecilerin söyleyeceği çok şey var. Çok hem Yani de. insanların bir Müslüman bu hayatın anlamıyla ilgili ne söyleyebilir? İçinde yaşadığımız çağda bu nasıl anlamlı bir hayat yaşanabilir? Yani mutluluk işte günümüzdeki insanların olduğu gibi hazdan mıdır? Değil mi? Yani bu klasik mutlulukla ilgili teorilerde çok tartışılmış bir şey ama tartışılmayı günümüzdeki yeni fenomenlerle birleştirerek bir daha bir şekilde yoğurarak o kavramlarla tartışmak için önümüze imkan var. Bunun dışında fizikten gelen ateizmle ilgili şeyler varsa Evet. işte hassas ayarlarla ilgili şeyler, evrenin tasarımlandığı, evrendeki yasaların varlığı, bilimin başarılarını bence teizm daha iyi açıklıyor. Buradan bence teizm Evet. fizikten gelen verilerle tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ateizme karşı güçlü argümanlar savunması mümkün. Diğer taraftan işte biyolojiden gelen şeyler var günümüzde. Yani Müslümanlar sanki İslam'ın görüşü tarih boyunca evrimi reddetmekti gibi zannediyorlar. Ya yani evrim teorisi 1859'da türlerin kökeniyle ciddi gündeme gördü. Hadi biraz geri götürün Lamarck 1800. Yani ondan önce evrim mevrim dedikleri şeyler literatürde evrim teorisi diye kabul edilen şeyler değil. 19. yüzyılda nereden baksan Evet. bunun başı. Ondan önce birçok kimse spontaneous generation'ın farklı tarifleriyle yani varlık zincirindeki anlatımları evrimle karıştırıyor. Her neyse 19. yüzyıldaki bir şey zaten geleneksel şöyle diyeyim yani tarihte çok atıf yapılan birçok mezheplerin sahipleri, hadis kitaplarını, kelam kitaplarını, klasik kaynakları sahip bir şey demesi mümkün değil. Çünkü 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey zaten. Bugün bunun hakkında biz yani 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey 200 yıl olmuş. Bunun hakkında ciddi görüş beyan edenler işin doğrusu ne yazık ki azınlıkta kaldı. Şimdi bütün bu alanların hepsi birden önemli. Yani tıp talebesi için biyolojideki demin söylediğimiz evrimle ilgili şey önemli. Fizikteki için o önemli. Varoluşsal sorun bu hayatı nasıl yaşamalıyızla ilgili tartışma herkes için çok çok önemli. Yani burada bence İslam felsefecilerine İslam felsefesi deyimi de ne kadar doğru o da bence ayrıca tartışılmalı ama en azından hani bir deyim olarak diyeyim. Veyahut da devri felsefeyle ilgilenen Müslümanlar da diyebiliriz. İçin burada bana göre çok zengin bir alan var. Yani tartışılması gereken, üzerine kafa yorulması gereken. Yani hayatın temel sabitleri, fıtratın gerekleri sabit kalıyor. Evet, yani evvelki insanlar gibi şimdinin insanı da mutlu olmak istiyor. Şimdinin insanı da güzelin peşinde.
Şimdinin insanı da iyi arzuluyor. Şimdinin insanı da doğruyu istiyor yalana karşılık. Yani Evet. fıtratın bu istekleri milattan önce 5000 yıl önce de şu anda da kimse yalanı doğruya tercih etmiyor fıtraten. Kötüyü iyiye, çirkini güzeli. Yani yani edince de fıtratla bir yerde çelişilmiş oluyor. Yani bunlar değişmiyor ama bunlara karşı sosyolojik olarak, kültür olarak teknolojinin tetiklediği unsurlara çok çok büyük bir değişim var. Yani aynı sabiteler çerçevesinde değişen böyle müthiş bir değişimi biz nasıl değerlendireceğiz? Yani bu değerlendirme bir, bu değerlen durumu anlayıp da bundan olumsuz etkilenmemizimiz için önemli. Bir de diğer taraftan yani Müslümanlar bu değişim sürecine nasıl yön verebilirler? Bir yön verebilir mi? Veremezler mi? Yani belki bunun da ortaya konulması için de bunu saptamak çok önemli. Tabii ki bütün bunlar için hayatı olup biteni önemsemek, ciddiye almak, efendim olduğu gibi görmeye çabalamak lazım. İdealizm güzel şey. Efendim insanın idealleri olmalı ama gerçekle bağlantısız, gerçekten kopuk bir idealizmde insanları efendime söyleyeyim etkisizleştiriyor. Etkisiz hale getiriyor. Bizim herhalde sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu hocam. Çok yerinde efendim tespitler oldu bu akşam. Bu muhabbeti, bu sohbeti uzatmak mümkün. Çünkü problem çok. Bu problemlere ilişkin yapılabileceklerin listesi de uzun. Biz böylece bir başlamış olalım hocam. Ben çok teşekkür edeyim ama son Ben sözleri yine teşekkür size ederim. bırakayım. Efendim Vallahi siz hocam bu dediğiniz gibi bu pilav çok çok su götürür, evet. emer daha yani söyleyecek çok fazla şey var. Benim şu anda yazdığım kitapta biraz bu konularla ilgili Ruhun Yedi Çığlığı diye bir kitap yazıyorum. Herhalde 2022 sonbaharındanca çıkar. İnşallah. Yazmaya çalışıyorum. İşte biraz bu Evet, bu konularla arada ilgili. takipçilerimize şunu hatırlatalım. Caner Taslaman Hoca üretken bir hoca, akademisyen. Kendisinin kendi adıyla bir web sitesi var. Bu web sitesinde de yazmış olduğu kitapları ücretsiz PDF formatlarıyla herkesin erişimini açık tutuyor. Bunu da takipçilerimize söylemiş olalım. Caner Taslaman efendim .com adresine girdiklerinde Caner Hoca'nın bütün kitaplarını PDF olarak indirip okuyabilirler. Bunun da altını çizmiş olalım. Çok teşekkür ederim hocam. Birazdan da TV8'de saat tam kaçta başlayacak bilmiyorum. O Ses Türkiye'nin finalinden sonra bir programım olacak. İsteyenler, oturanlar onu Evet. izleyebilirler. Yani 12 çeyrek geçe normal saati ama biraz uzarsa uzar mı bilmiyorum. Evet. Birazdan onun da başlaması lazım TV8'de. İsteyenler onu izleyebilirler. Evet. Evet hocam biz de Instagram'da böylece başlamış olduk bu İnşallah canlı hayırlı programlar sohbetlere, yaparsın. söyleşilere. Nice hayırlı programlar. Yani bu İnşallah. mecraları bence en güzel şekilde kullanmak lazım. Buralardan İnşallah. zaten bir fikirler erişiyor. Evet. Dediğim gibi bu mecraları yok saymak işte Don Kişot'un Yeldirmenleri Savaşması kadar bir şeydir. Buralardan olumlu bilgiyi mümkün olduğunca ulaştırmaya çalışmak lazım. Yani hayalcilik peşinde olup da bazıları bizim kıraathanede amcalar vardır Anadolu'da birçok yerde. Her biri bir bakanlık yapar, bir şeyler yapar, Türkiye'yi kurtarır, onu eder, bunu eder ama Evet. yani somut bir şey üretmez. Yani Biz de oradan sadece gençliğimizde çok asker. yaptık hocam onları. Yani bir de birçok kimse öyle der ki yani mesela şöyle bir şey yani somut bir şey söylersiniz. Mesela Instagram'dan şöyle yayın yapıp mesela diyelim ki bir nedir ateizme cevap ver veya İslam felsefesinin çözüm önerisini YouTube'dan anlat. Mesela somut bir şey bunlar bana göre. Birçok kimse der ki ya bunlar basit şeyler işte öyle bir şey yapacaksın ki kökten ama o öyle bir şey hiç gelmez. Nedir o öyle bir şey? Yani varsa öyle bir şey söyle biz de öğrenelim. Yani Hocam sonuçta şöyle bazıları söyleyelim. çok büyük konuşup hiçbir şey üretmezler. Bence ama somut yani yapılanlara odaklanmak lazım. Sonuçta yani yol alınan uzun mesafeler küçük adımların atılmasıyla alınıyor. Öyle hayali bir şekilde ışınlanmayla hiçbir yere gidilmiyor. Evet Hayat hocam. dediğimiz süreç de tek bir nefes değil hocam. Kocaman derin alınan bir nefes değil. Nefesler tek tek alıp veriyoruz. Dolayısıyla küçük küçük adımlarla, küçük küçük faaliyetlerle büyük mesafeler kat edilip büyük idealler tahakkuk edebilir ki şu geldiğimiz, içinde bulunduğumuz, kullandığımız, istifade ettiğimiz teknoloji de öyle birdenbire ortaya çıkmadı. Adım adım, adım adım geldi.
Dolayısıyla bu mecralarda hocam fırsat buldukça beraber olacağız. Başka İnşallah. Efendim hocalarımızla, arkadaşlarımızla da buralarda olacağız. Ayrıca Dirizli'nin YouTube kanalımız devam ediyor. Sizi orada da tekrar ağırlayacağız. Tabii ama ki. bu Tabii Allah mecraya da yönlesin. adım attık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah İlk hocam. yayın. Aksaklıklar olmuş olabilir efendim. Takipçilerimizden anlayış göstermelerini ben istirham ediyorum. Caner hocama tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim olsun, hocam. var olsun. Takipçilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar Herkes. bu akşam. Sağ olsunlar. Sağ ol. Sağ olun efendim.